sahibi Paul Krugman. Karşılıksız para basmak çok fazla tatlı yemek gibidir. Yerken kendinizi iyi hissedersiniz. Sıkıntıları ise sonradan ortaya çıkar diyor. Tıpkı bugün olduğu gibi. Şu elimde tuttuğum banknot. 200 lira. İlk kez 2009 Ocak ayında tedavile girdi. 2009 Ocak ayı başında bu banknotla 130 dolar alınıyordu. Bugün ancak 10 50 dolar 50 sent alınabiliyor. Yine 2009 Ocak ayında 200 lirayla doldurduğumuz pazar filesini bugün doldurmaya kalksanız ödemeniz gereken miktar 500 lira değil, 1000 lira değil, 1500 lira değil, 2000 lira değil, tamı tamına 2209 lira. Bu 200 liranın yanına 10 tane daha aynısından koysanız, 2009'un Ocak ayında aldığınız meyveyi, sebzeyi, eti, peyniri almanıza yetmiyor. 2011 yılında Erdoğan ne diyordu? Eğer biz geldiğimizde asgari ücretle aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın peynirden, aldığın ekmekten Bugün daha az daha az alıyorsan bize oy verme. E madem öyle sarayın kibirlisinin enflasyonla millete ödettiği hesabı da önüne bir koyalım bakalım. Erdoğan'ın ucube şahsım rejiminin hayata geçtiği 2018'in Haziran ayında asgari ücretle 73 kilo beyaz peynir alınıyordu. Bugün 60 kilo alınabiliyor. Ucube Cumhurbaşkanlığı hükümetinin başı Erdoğan 5 yılda Asgari ücretlinin sofrasından 13 kilo peyniri aldı götürdü. 5 yıl önce asgari ücretle 3562 yumurta alınabiliyordu. Bugün 2933 tane alınabiliyor. Ucube Cumhurbaşkanlığı hükümetinin başı Erdoğan asgari ücretlinin sofrasından 629 yumurtayı almış götürmüş. Bundan 5 yıl önce asgari ücretle sofrasına 162 kilo tavuk eti koyabilen vatandaşımız bugün sofrasına 141 kilo tavuk eti koyabiliyor. Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin başı Erdoğan, asgari ücretlinin sofrasından 21 kilo tavuk etini kapı vermiş. Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümeti döneminde sofraya konan pirincin 28 kilosunu, toz şekerin 41 kilosunu sarayın kibirlisi alıp götürmüş. Hangi birini söyleyelim? Bu liste uzayıp gidiyor. Peki bunun sorumlusu kim? Tabii ki evet. ekonominin sorumlusu benim, ben diyen Erdoğan. Bugün dünyada gıda fiyatları düşerken bizde arşa çıktıysa, bir kilo kıyma 300 lirayı açtıysa, bir kilo soğan bugün 20 lirayı bulduysa, yumurtanın kartonu 90 liraya, karton sütün litresi 30 liraya dayandıysa bunun sorumlusu kim? E tabii ki ekonominin sorumlusu benim, ben diyen Erdoğan. Bugün gerçek işsizlerimizin sayısı 8 milyon 8 milyonu aştıysa, 1 milyon 79 bin üniversite mezunumuz bugün işsizse, 3 milyon gencimiz ne bir işte çalışıyor, ne okuyor, evde oturuyorsa, anasının babasının yanında ev genci olmuşsa bunun sorumlusu kim? Tabii ki ekonominin sorumlusu benim ben diyen Erdoğan. Milletimiz bunların ne yaptığını görmüştür. Notlarında vermiştir. Şimdi masasından çalınan peynirin, yumurtanın, pirincin, şekerin, işsiz evlatlarımızın çalınan geleceklerinin hesabını sandıkta sormaya hazırlanmaktadır. Milletimiz kendini unutan halini görmeyen benim için varsa yoksa sarayımın beslemeleri, sarayımın yanaşmaları, sarayımın beşli çeteleri diyen Erdoğan'dan bunun hesabını sormak için sandığı sabırsızlıkla beklemektedir. Milletimiz bunların gözünde de yoktur, gönlünde de yoktur. Giderayak yaptıkları her iş bunu açıkça göstermektedir. İşte son yaptıkları bir düzenleme, yasal düzenleme. Depremde 9 Mart 2023'te kaybettiğimiz 50 bin yurttaşımızın daha 40'ı çıkmamış. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden adrese teslim bir yasa çıkarıyorlar. Değişikliği de Bütçe Plan Komisyonu'nda, Plan Bütçe Komisyonu'nda yapmıyorlar. Genel kurulda yapıyorlar. Adeta Milletin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. Şimdi çıkarttıkları bu 7.440 sayılı kanunla daha 2022'nin beyanname dönemi bitmeden, şirketler henüz 2022 yılı vergi matrağını kesinleştirmeden, belli olmayan bir matrağın, henüz belli olmayan bir matrağın arttırımına imkan getiriliyor. Türk vergi sisteminde beyanname dönemi henüz bitmemişken matrah arttırımına imkan veren bir düzenlemeyle maliye tarihinde ilk defa karşılaşıyoruz. Daha önce işine rastlanmayan böyle bir uygulamaya neden ihtiyaç duyuldu? Bunu kim veya kimler istedi? Biraz daha açalım. Şeytan aslında ayrıntıda gizli. Beyanname dönemi bitmeden matrah arttırımına imkan veren bu düzenlemeyle Şirketler matrah artırımına giderse 2022 ve öncesinde ödedikleri vergilerle ilgili olarak vergi incelemesi yapılamayacak. Vergi incelemesi yapılamadığı için de yolsuzluklar, usulsüzlükler denetçilerden gizlenecek. Tekrar soruyoruz. Adrese teslim bu düzenleme kim veya kimler için yapıldı? Beşli çetelerinizden hangi şirketleri kurtarmak için, gider ayak kurtarmak için bunu yaptınız? Hırsız evden olursa mandayı bacadan aşırır demişler. Bunların durumu da tam bu. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Milletin kasasında buharlaştırılan 128 milyar doları da, hazinesinden uçurulan 418 milyar doları da söke söke alacağız. Asıl sahibi olan milletimize geri vereceğiz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kit komisyondaki görüşmelerde bir başka skandal daha patladı. Ziraat Bankası 2018'de havuz medyasının amiral gemisi olunsun diye saray beslemesi bir iş, bir iş insanına 800 milyon dolarlık bir kredi açmıştı. Bu kredinin ödemeleri ise sözleşme hükümlerine uygun yapılmadı. Kredi borcu tam yasal takibe düşecekken Ziraat Bankası 21 Nisan 2022 tarihinde bu borcu yeniden yapılandırdı. Şimdi öğreniyoruz ki saray beslemesi bu şirket yapılandırmanın olduğu tarihten bu yana borcunun sadece 586 milyon liralık kısmını ödemiş. Yani bugünkü dolar kuruyla hesaplarsanız 30 milyon 700 bin dolar yapar. Kalan 770 milyon dolara ise yanaşmalar çökmüş. Şimdi biz de soruyoruz bu ülkede hangi çiftçimiz Ziraat Bankası'ndan böylesine avantajlı krediler alabiliyor? Borcunu ödemese de borcu böyle uygun koşullarla yapılandırılıyor. Bunu gerçekten merak ediyoruz. Milletimiz adına soruyoruz. Ortak politikalar mutabakat metnimizde Ziraat Bankası'nı, çiftçinin halk bankasının bankasını esnaf ve kobilerin bankası yapacağız diye bu nedenle açıkça yazdık. Ama nedense bu yazdıklarımız Ak Parti'nin ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısını rahatsız etmiş. Beyefendi ortak politikalar mutabakat metnimizi değerlendirirken burada hedef Ziraat Bankası'nın bankacılık faaliyetlerini sadece tarımla ve çiftçilerle sınırlandırmaktır. Bu durumda Ziraat Bankası tarım dışındaki bir alana ve çiftçilerin dışındaki hiçbir gerçek ve tüzel kişiye kredi ve finansman imkanı sunamayacak yatırım yapamayacaktır ifadelerini kullanmış. Tam da öyle. Doğru anlamış. Bizim yönetimimizde Ziraat Bankası çiftçinin bankası olacak. Bir telefonla sarayın yandaşlarına ballı kredi vermeyecek. Çiftçinin parası yandaşa yanaşmaya peşkeş çekilmeyecek. Ahbap çavuş ilişkileriyle eşe dosta yandaşa kredi vermeyecek. Bu şekilde verilmiş kredi varsa derhal gözden geçirilecek. Ekşi yiyenlerden de hesabı sorulacak. Bu sizleri rahatsız ettiyse verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı sadece mutlu oluruz. Ama dedik ya hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmazmış. Yani hangi yolsuzluğu, hangi usulsüzlüğü anlatalım. Yediler, içtiler, şimdi hesabı millete yıkıp kaçıp gitmeye uğraşıyorlar. Birkaç gündür hem uluslararası basında hem de yerel basında ciddi iddialar yer alıyor. Türkiye Kuzey Irak yönetiminin çıkardığı petrolü Kerkük Yumurtalık Ceyhan boru hattı üzerinden uluslararası piyasalara sattığı için uluslararası tahkim heyeti tarafından 1 milyar 400 milyon dolar tazminata mahkum olmuş. Sebep Kerkük Yumurtalık Ceyhan boru hattından 2014-2018 arasında yapılan petrol ticaretinin Irak merkezi yönetiminin onayı olmadan yapılmasın. Enerji Bakanlığı da bunun ardından bir açıklama yapmış. Hakem heyeti Irak'ın beş talebinden dördünü reddetti. Ülkemizin taleplerinin büyük çoğunluğunu kabul etti. Bu ihlaller sebebiyle Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek deyip top çeviriyor. Şimdi lafı eveleyip gevelemeyi bırakacaksınız. Türkiye Irak'a ne kadar tazminat ödemeye mahkum oldu? Irak'tan ne kadar tazminat alacak? Bunu açıklayacaksınız. Enerji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan Irak'ın taleplerinden birinin tahkim heyeti tarafından kabul edildiği anlaşılıyor. Bu durumda Irak'ın kabul edilen talebi nedeniyle Türkiye Irak'a tazminat ödeyecek mi, ödemeyecek mi? Ödeyecekse ne kadar tazminat ödeyecek? Irak yönetimi Türkiye'ye tazminat ödeyecekse bu tazminatın tutarı ne kadardır? Bir daha soruyorum. Enerji Bakanlığı bu rakamları milletten niçin saklıyor? Neyi korumaya gizlemeye çalışıyor? Kuzey Irak petrolünün Irak anayasasına aykırı şekilde uluslararası pazara, pazarlara ulaştırmalısına izin veren kim? Bu ticaretten Türkiye'de kimler ne bağlandı? Kimler köşeyi birkaç kez döndü? Erdoğan ailesi bu işin neresinde? Damat bu işin neresinde? Bu konular er ya da geç aydınlanır. Hep söyledik. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Milletimizin sırtına yüklenen bu olağanüstü faturanın sorumlularını ortaya çıkarmakta, Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırılan 128 milyar doların hesabını sormakta, milletimizden çalınan 418 milyar doları da söke söke alıp milletimize vermekte bizim boynumuzun borcudur. Değerli basın mensupları, bu güzel ülkemiz bereketli topraklar üzerinde 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık nüfusa 58 ülkeye ve 21, ,5, 21 trilyon 500 milyar dolarlık bir pazara erişim imkanına sahip. Bu özellikle son Covid-19 krizinden sonra dağılan arz zincirleri çerçevesinde değerlendirildiğinde çok büyük bir avantaj. Yine taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimizle, dünyanın her yerinde iş yapabilecek ter döken ihracatçılarımız ve iş insanlarımızla aslında ülkemiz çok önemli üstünlüklere sahip. Ülkemizin çok büyük bir potansiyeli var. Geleceği parlak. Yeter ki kral değil, kural ile yönetiz. Yeter ki kibir değil, tevazu ile yönetiz. Yeter ki kutuplaştırarak değil, kucaklaştırarak yönetiz. Yeter ki her şeyi bir tek ben bilirim diyerek değil, istişare ile yönetiz. 14 Mayıs'ta Türkiye seçimini yapacak. 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs sabahında Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde milletimiz huzur içinde uyanacak. Sokağına, okuluna, işine, komşusuna huzurla, güvenle gidecek. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sofralarımıza Halil İbrahim bereketi gelecek. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ülkeye hak, hukuk, adalet gelecek. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Milletimizin çalınan neşesi geri gelecek. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Yurt dışına giden gençlerimiz ülkesine geri dönecek. Ne diyor Pablo Neruda? Tüm çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. 15 Mayıs sabaha Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, ülkemize bahar gelecek. Artık şafak atarsa 45. Yani bugün plaka Manisa'ya düştü. Bu vesileyle tüm Manisalı kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Şimdi onları ileteceğim. Fox TV tarafından yönlendirildi bugünkü sorular. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü grup toplantısında Millet İttifakını ve özellikle CHP'yi HDP üzerinden terörleş birliğiyle suçladı. Terör örgütünün uzantısını parlamentoda ziyaret eden ana muhalefet partisinin başındaki zat değil mi? Acaba neler vaat etti, nelerin pazarlığını yaptı dedi. Bu sözlere ve terör işbirliği suçlamalarına sizin yanıtınız ne olacak? <laughs> ne demiş büyüklerimiz? Kişi kendinden bilir işi. Dün Oslo'da kamu görevlilerini terör örgütüyle doğrudan masaya oturtan, Habur'da çadır mahkemeleri kurduran, kadınları domuz bağıyla boğarak öldürenleri savunanlara, savunanlarla bugün ittifak yapan, onlarla ortak liste yazan Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Bizim cemaziyel evvelimiz bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'den Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden neşet eden bir partidir. Cemaziyel evvelleri karışık olanların bize söyleyecek tek bir sözü yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir terör örgütünü pazarlık yaptı diye bir araya getirmek bühtandır, ayıptır. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti icraatleri arasında en çok övündüğü konulardan birisi havalimanları. Havalimanı sayısını arttırması ile, ile sürekli övünüyor. Eski Bakan Veysel Eroğlu ise birbirine yakın havalimanları işlemiyor özellikle bölgesel havalimanlarını dikkate almak gerekiyor. Yani kaynak israfı oluyor. Yeteri kadar sefer yapılamıyor. Bölgesel olmadığı için dedi. Bu sözleri sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Şimdi bunları söyleyene 21 yıl sonra akşam yemeğinden sonra günaydın derler. Bu hükümetin nasıl plansız, programsız hareket ettiğinin rant hırsıyla hırsıyla gözünün nasıl dönmüş olduğunun bu ülkede yol açtıkları israfın, savurganlığın şu sözler açık itirafıdır. Efendim Fox TV'nin son sorusu da şöyle. Seçim kanununda yapılan değişiklikle beraber ortak liste konusu uzun süredir konuşuluyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin kendi amblemi ve listesiyle seçime gireceğini açıkladı. Bu açıklamaya dair pek çok yorum da yapılıyor. Onlardan birisi de Hüdapar'ın AK Parti listesinden seçime girecek olması nedeniyle MHP'nin rahatsız olduğu yönünde. Sizin bu açıklamalara ve bu değerlendirmelere ilişkin yorumunuz ne olacak? Hatırladığım kadarıyla daha geçen hafta Sayın Bahçeli Hüdapar'la kol kola girme girmekten rahatsız olmadığını ifade etti ve Hüdapar'ın avukatlığına soyundu. Hüdaparı savundu. Ama bu açıklamaya baktığımızda bu açıklama Cumhur İttifakı içinde çok ciddi bir kol bükme mücadelesinin olduğunu ortaya koyuyor. Seçimi kaybedeceğini anlayan Cumhur İttifakı'nın tarafları öyle anlaşılıyor ki aralarında kavga etmeye başladılar. Hep söylüyoruz. 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ülkemize bahar gelecek. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.